Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı. Merhaba değerli dinleyiciler. Radyo Kitaplığı'nda bugün Ekber Ahmet tarafından kaleme alınan Postmodernizm ve İslam başlıklı kitabı tanıtmak istiyorum. Kitap Osman Deniztekin tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. Önemli Ekber Ahmet tanınan iletişimcilerden, medya konusunda dünyaca tanınmış bir Müslüman aydın olarak herkes tarafından biliniyor, hatırlanıyor. Ekber Ahmet bu kitabında son yılların, özellikle son birkaç 10 yıl içerisinde sıkça tartışılan bir konuyu İslam dünyası üzerinden ele almaya çalışıyor. Postmodernizm konusu biliyorsunuz sosyolojide ve düşünce tarihinde oldukça önemli tartışmaları başlatan bir süreç olarak okunuyor. Postmodernizm, modernizmin içinden çıkan, modernizmin eleştirilerini gerçekleştiren, modernizmin zaaflarını, eksiklerini, kusurlarını masaya yatırarak onun içinden çıkma ve yeni dünyayı anlama konusunda daha farklı bir dil, daha farklı bir tecrübeye olanak sağlayan yeni bir kullanım alanı, yeni bir disiplin olarak tartışılıyor. Postmodernlik konusu daha çoğulcu, daha farklı seslere kapıları aralayan modernizmin, modernitenin tek tipçi söylemlerine karşı daha renkli, daha çeşitlenmiş söylemlere kapı aralayan, dolayısıyla onların gündelik hayat içerisindeki seslerinin daha fazla açılmasını önceleyen bir söylem alanı olarak dikkat çekiyor. Yazar postmodernite ile İslam arasında bir bağlantı kurmaya ihtiyaç duyuyor. Bir iletişimci olarak, bir medya profesyoneli olarak. Acaba postmodernitenin sunduğu imkanlar İslam dünyası söz konusu olduğunda, çoğul hakikatler söz konusu olduğunda, farklı görüşler, farklı hakikat iddiaları gündeme geldiğinde ne tür gerilimler ya da ne tür imkanlar var edecektir? Bu anlamda İslam dünyasında söz patlamasının üretebileceği gerilimlere vurgu yapıyor. Öteden beri var olan Doğu-Batı gerginliği, İslam-Batı çelişkisi gibi konulara odaklanarak, bunun üzerinden giderek postmodernitenin dinde en marjinal olan grupların bile gündelik hayatta eşitlikçi bir şekilde ortaya çıkıp ana akım söylemleriyle baş etme iddiası taşıyabileceği korkusunu dile getiriyor ve bu süreçte İslam dünyasının postmodernitenin ürettiği gerilimleri nasıl aşabileceği konusunda bir takım tahminlerde bulunuyor, önerilerde bulunuyor. Özellikle medyanın egemenliğine karşı onu habis şeytan olarak tanımlayarak bunun Müslüman kültürlerde yaratabileceği gerilime işaret ediyor. İyi günler diliyorum efendim. Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı.